Çokça sorulan bir soru var. Mide küçültme veya tüp mide veya sleeve gastrectomy. Bunlar farklı şeyler mi? Aynı şeyler mi? Bu isimlerin manası nedir ve nereden geliyor? Mide küçültme açıkçası son 10-15 yıldır yapılan sleeve gastrectomy adını verdiğimiz bir ameliyat. İlk defa yapıldığında sleeve gastrectomy adı konmuş. Yaka ya da pazu gibi bir şekil olduğu için verilen bir isim. Burada gördüğünüz gibi midenin yaklaşık olarak tepe kısmı başta olmak üzere %80'inin çıkarılmasına dayanıyor. Bu ameliyat ilk çıktığı yıllarda antrum dediğimiz bölge bırakılarak 5-6 santimden bırakılarak yapılıyordu. Birçok modifikasyonlarla, değişikliklerle bu ameliyatta günümüzde özellikle antrumda daha fazla çıkarılır hale geldi. Ama söylemem gereken önemli bir nokta var. O da hala bu ameliyatta bir standart olmadığı. Yani cerrahların değişen ölçülerde bu mideyi çıkarttıkları. Acaba tüp mide niye denmiş? Herhangi bir tüp mü koyuyoruz? Hayır. Sadece bir deney tüpüne benzediği için tüp mide demiş. Yani sleeve gastrectomy ile tüp mide aynı ameliyatlar. Mide küçültme dediğimiz de aynı ameliyat. Üçü de aynı manaya geliyor. Bu ameliyatlarda tüp mide lafı da midenin bir adeta muza da benziyor aslına bakarsanız. Bir muz şekline gelmesinden kaynaklanıyor. Şekil olarak tarif edilmiş bir ameliyat. Dediğim gibi içerisine herhangi bir tüp vesaire yerleştirilmiyor. Peki tüp haline ya da muz haline getirdiğimiz, mide küçülttüğümüz sleeve gastrectomy denen ameliyat nasıl çalışır? Zannediliyor ki midemiz küçüldü. Küçüldüğü için de az yiyeceğiz. Az yiyeceğimiz için de kilo vereceğiz. Genel olarak böyle bir düşünüş var. Evet, aslında ilk çıkış noktası da bu. Yani mideyi küçültüp yemeği azaltmak. Ama görülmüş ki bu ameliyatlar hormonal etkileri çok daha yoğun. Ne demek? Daha ameliyatın ilk haftalarında şekeriniz düzeliyor. Yine bu ameliyattan sonra bir şekilde sizin az yemenize rağmen ki bu bir köfte, iki köfte olarak tarif ediyoruz. Sanki 10 köfte yemiş gibi hissediyorsunuz. Yani doygunluk hissi çok fazla oluyor. Bunun nedeni hormonal etkiler dediğimiz ve diyetlerde olmayan şey grelin dediğimiz fundusta özellikle tepe noktada çokça olan hormonun uzaklaştırılmasıyla birlikte açlık hissinin ve iştahın daha az olması. Bu birinci etkisi. İkinci etkisi GLP-1 dediğimiz, GLP-1 dediğimiz bir hormonun, hormon benzeri bir maddenin salgısının artmasıyla kan şekerinizin düşmesi, insülin salgısının artmasıyla kendini gösteriyor. Ayrıca midenin çıkışında bir kapak sistemi var, pilor dediğimiz. Ve pilorda yediğimiz gıdaları hemen bağırsağın geçişini engelliyor. Yani siz bir yemek yediğiniz zaman hemen bağırsağa ulaşmıyor. Midenin çıkışındaki kapak kapalı. Zaman zaman açılarak içindekileri boşaltıyor. Yani iki köfte yediğiniz zaman mideden hemen bağırsağa gitmiyor. O nedenle insanlar uzun süre 3-4 saat tokmuş gibi hissediyorlar. Mide dolu olduğu takdirde mutlu oluruz. Yemekle mutluluk arasında büyük bir ilişki vardır. Midenin içi gıdalar geldikçe dolar, doldukça gerilir. Nervus vagus denen bir sinir aracılığıyla beynin özellikle hipotalamus bölgesine olan afferent dediğimiz gidici uyarılarla bu bölgeden endorfinler, serotonin başta olmak üzere yani mutluluk hormonları salgılanır. Yemeğin sonundaki o gerginlik bize bir mutluluk verir. Yeme bozukluklarının temelinde de aslında bu mutluluk hissi vardır. Bu ameliyatların en büyük diyetlerden farkı çok az gıda yemenize rağmen pilor dediğimiz kapağın kapalı olması nedeniyle mide içi basıncının yani kalan midenin tüp haline gelmiş midedeki müthiş bir basınçla bu hormonların salgısının çok fazla olmasıdır. O yüzden en büyük farkı tüp mide ameliyatlarının veya mide küçültme ameliyatlarının diyetten ameliyat sonrası hastaların az gıda almalarına rağmen kendilerini tok ve uzun süre mutlu hissetmeleridir. Aynı etkiler yine gastrik bypass ameliyatında da mevcuttur. Gastrik bypass'ın tek farkı bağırsak kısmına geçiş hemen mideden olmakta ve pilor dediğimiz kapak sistemi olmadığı için uzun yıllarda, ikinci ve üçüncü yıllarda pilor etkisi o kadar fazla görülmemektedir. Mide küçültme ve tüp mide ameliyatları normal fizyolojiyi bozmadığı için endoskopla yine bütün bağırsaklara kadar incelememiz mümkündür. Gastrik bypass'ta ise midenin kalan kısmına ve 12 parmak bağırsağa erişmemizde güçlükler olabilir. Bu açıdan da tüp midenin
bir üstünlüğü vardır.